Can Can. Merhaba, ben Barış. Merhaba, ben Tuna. Girişimci Muhabbet'in ikinci sezonunun 12. bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet, bu bölümde Ali ve Ufuk'la beraberiz. Sıcak bir yatırım haberi üzerine hemen kendine konuk alalım dedik. Ali, Ufuk merhaba. Merhabalar. Merhaba. Evet, hikayeyi anlatma kısmını Barış sana bırakıyorum. Okey. Yani sonuçta şöyle bir durum var. Bu hikayeyi anlatması için biz Ali ile Ufuk'u çağırdık. Şöyle başlamak isterim ben, eğer onlar için de okeyse. Ben Ali'yi tanıyorum, Ufuk'u tanımıyorum. İkisi de ama bence kendilerinden biraz bahsetmeliler bizim dinleyiciler için. Ali kimdir, Ufuk kimdir, daha önce neler yapmışlardır. Bence ilginç bilgiler var oralarda. Ondan sonra şu anda güncel olan bilgiyle, haberle devam edebiliriz. Tamam, evet, ben şimdi hemen pası vermeden Brew Games bu hafta yatırım haberini aldık. 4 milyon dolar aktörden yatırım aldılar. Ali ve Ufuk benim ikisi de çocukluk arkadaşım. Ali, seni kaç yaşından beri tanıyorum? 7 mi? 8 sanırım. 8 evet, aynen 8. Ufuk'la da ortaokuldan tanışıyoruz diye hatırlıyorum ama Ufuk sürekli bunu düzeltip duruyor. Ufuk, ortaokuldan tanışmıyoruz, sonradan mı tanışıyoruz? Ya abi, bilmiyorum. Ali aracılığıyla bir ara tanıştık galiba. Tam ne zaman tanıştığımızı evet, hatırlamıyorum. Ama ortaokulda sanki sen bir dönem üstteydin bizden. Öyle hatırlıyorum. Evet, aynen. Ben sizin bir o yüzden sonrasında tanıştık gibi hatırlıyorum. Ama Sami Can o dönemler FRP'de Grandmaster'lık yapıyordu ve bir sürü oyun düzenliyordu. Onlara katılmış olabilirsin Ufuk. Aynen, ya da Magic fan oynamış olabiliriz. Tamam, nerd geçmişim yok. Tamam. Anlatmazsan sevinirim evet, abi. Pardon. Okey, ve bu hafta yatırım aldınız. Şimdi topu size bırakıyorum. Ali, Ufuk, hikayenizi anlatın. Kim olduğunuzdan başlayalım. Ufuk, sen başla istersen abi. Ben başlayayım, tamam. Ben 10 seneyi aşkın süredir oyun sektöründeyim. Ben bu birincisi düzenlenen bu Global Game Jam yarışmasında Türkiye derecesi yapmıştık. Ondan sonra oyun dünyasına girdim. Öncesinde savunma sanayindeydim. İlk oyun dünyasına Yoğurt firmasıyla girmiştik. O zamanlar çok fazla oyun firması da yoktu. Çok fazla bir yatırım da yoktu oyun sektöründe. Sonrasında işte gerek Türkiye'de, işte sonra bir sürü Almanya'da çalıştım. Ondan sonra Londra'da, en son Londra'ya çalıştık. Kendi danışmanlık şirketimi kurdum. 3 tane şirket kurdum bu zamana kadar, oyun şirketi. Daha doğrusu bir tanesini kuramadık. Hatta o kuramadığımızda Yoğurt dönemi sonrasındaydı. Sami Can da bilir. Birlikte bir girişim yapmak istiyorduk, hatırlıyorsan Sami Can. O evet, dönem olmadı. Hani yatırım yoktu. Sektör o kadar gelişik değildi. Biz de birazcık daha deneyimsizdik. Sonrasında Almanya'da bu şimdiki üçüncü ortağımız var bizim, Stefan Böhne. Almanya'dan, Hamburg'dan. Onunla beraber bir Grindel Games diye bir oyun şirketi kurduk. Orada 2 sene boyunca oyun geliştirdik. İşte bir oyun üzerine daha çok yoğunlaşmıştık o zaman. Onu çıkardık piyasaya. Birazcık daha hobi projelerimizi yayınlayalım mantığındaydı. Hani sadece kurmuş olmak için kurduk bir miktar, yani öyle diyeyim. Sonrasında şimdi ama hani son 3 senedir böyle bir girişim yapmak için plan yapıyorduk. 3 senedir de bunun için uğraşıyorduk aslında Ali ile birlikte. Ama sonrasında ben bir arada güzel bir teklif geldi ve publishing tarafını da iyi öğrenebilmek için ve daha orada da deneyim arttırabilmek için Koda'yla bir süre Koda'ya danışmanlık verdim. Koda platforma, Londra'daki şirkete. İşte bu şimdi de zaman çok doğruydu. Hani güzel, yani bir zamanda güzel bir fırsat çıktı karşımıza ve biz de şu anda bu yola çıktık. Bakalım. Hani artık heyecanlı zamanlar bekliyor. Öyle. Süper. Ali, sen de istersen geç. Ondan sonra tabii ki trilyon tane sorumuz var aklımızda. Ben unplugged bir şekilde soracağım onları. Tabii tabii. Herkese merhaba tekrardan. Ben de yaklaşık bir 8-9 yıldır girişimci ekosistemindeyim. İlk kutumu bu markamızla, kutumu bu girişimimizle etkinlik organizasyon sektörüne teknolojik çözümler sağlayan, dijital çözümler sağlayan bir girişimimiz oldu. Bu da hani birçok etkinlikte aslında karşılaştığınız fotoğraf sistemleri, işte green box sistemleri, yansıtma sistemleri, farklı farklı birçok ürün çıkardık, yazılım yaptık. Bu tarafta oldukça iyi bir noktaya geldik. Tamamen hani bootstrap edip evde böyle salonda başladığımız projeyi
yavaş yavaş büyütüp onu böyle güzel bir noktaya getirdik. Hatta son 3 yıldır böyle Londra pazarına da girdik. Orada yani İngiltere'de de güzel bir müşteri kitlesine ulaştık, ettik. Onun yanında yaklaşık bu dediğim şey kutumuz 8 yıl önce başlattığımız bir projeydi. 6 yıl öncesinde de gene böyle Samican'ın aslında bir aracılığıyla Walter's Coffee Roastery kurduk. Walter's tarafında da aslında böyle sosyal medyayı çok iyi kullanarak kendi kendine pazarlamasını yapan böyle global bir marka yaratma amacıyla yola çıkmıştık. Hani hatta yani birçoğunuz belki Walter's Coffee bilir, Moda'da işte Kanyon'da uzun bir süre MR'daydı. Şimdi Trendyol ofisinin içinde bir tane daha dükkan var. Bu serüvende de yani çok enteresandı. Böyle yurt dışına açılımlar yaptık, franchise yönetimi yaptık. Dubai'ye, Doha'ya, işte Amerika'ya dükkanlar açıldı. Yani burada apayrı bir iş dalındaydım. Ufuk'un da bahsettiği gibi işte biz de hani yıllardır Ufuk'la beraber iş yapmak istiyorduk. Hani hakikaten doğru zamanı bekliyorduk. Bir 3 yıl önce bir niyet ettik ama o sırada Ufuk'un işte çok güzel karşısına çıkan bir fırsat olunca Ufuk da o tarafta hani bilmediği bir yeri daha öğrenmek istediği için çok mantıklı da bir karardı. Bunu erteledik aslında. Sonrasında da ben şu anda işte Walter's Coffee'den exit yaptım. Oradaki tamamen işimi ortağım Can'a devrettim. Onun dışında kutumu bu tarafında da şu anda bütün ekip oradaki işleyişi yönetiyor ve götürüyor. Onlar da götürmeye devam edecek. Bu Ufuk'la kurduğumuz Brew Games'de de çok heyecanlıyız. Hakikaten apayrı bir sektör, apayrı bir macera başlıyor benim için de. Tabii bu süreçte Ufuk'la yani çok sektörü çok iyi öğrenmeye çalıştım. Birçok kişiden yardım aldık, destek aldık. Böyle çok geliştirdim ben de kendimi bu tarafta. İşinde zaten birazdan böyle detaylarında ne yaptığımızdan bahsederiz. Ama özetle böyle bir benim de bir seri girişimcilik maceram var yani. Süper, aynen. Ali gerçekten yani ben Ufuk'u bilmiyordum ama zaten seni biliyordum. Sen gerçekten etrafımızda ki yani tanıdığım, birebir tanıdığım az seri girişimcilerden birisin. Public'ten beri seni biliyorum ve yani oradan bugüne kadar gelişimi gerçekten şaşırtıcı ve ilginç ve takdire şayan diyebilirim rahatlıkla. Hemen konuya geri dönüyorum. Ne demek? Şimdi sizin bütün haberlerde okuduğum kadarıyla bir 4 milyon dolarlık bir yatırımınız var, değil mi? Bu doğru anlıyorum ve doğru söylüyorum şu anda. Evet. Doğru. Okey, süper. O zaman en basit, en bariz soruyla izninizle başlıyorum. Şu anda şirket sanırım yeni kurulmuş haliyle siz seed aşaması diyebileceğimiz seviyede 4 milyonu nasıl, nereden, hangi araçları kullanarak, hangi ilişkileri kullanarak aldınız? Çünkü bu sorumun da sebebi şu aslında. Bence 4 milyon global pazarda çalışacak bile olsa hiç fena sayılmayacak bir seed oranı. Ve üzerine yeni kurulmuş bir şirketten bahsediyoruz. Bu buradaki hikaye bence çoğu girişimcinin öğrenmesi gereken bir hikaye olabilir. Bu yüzden sordum. Ya burada şöyle anlatabilirim ben bu süreci. Yani öncelikle 4 milyon dolar seed investment Türkiye tüm sektörler tarihinde ilk ona girebilecek büyüklükte bir çekirdek yatırım. Hani oyun sektörü içerisinde de ilk üçe girebilecek bir yatırım. Evet, bu ortada bir oyun şirketi yani aslında şöyle, bizim çok ciddi bir takım var. Hani birinci yani burada bence en önemli konulardan bir tanesi takım. Hani kendi başına yapılacak bir iş değil hiçbir zaman girişimcilik. Bunu da Sami Can'dan öğrendim diyebilirim. Yani burada yani takım çok önemli. Hani gelecek kişiler şimdi daha henüz açıklamadığımız ama bize katılacak bazı yani çok dünya yıldızı seviyesinde kişiler var. Birinci konu bu. İkinci konu geçmişten beridir de hani birlikte de yani bu süreç içerisinde tabii yatırım süreci içerisinde bizim hani Aktera ile daha önceden de bir iletişimimiz, bir bağımız vardı. Birlikte işte bir şeyler yapıyorduk diyelim. Yani, ve bu süreçte asıl Core Finance ekibine de ciddi teşekkür etmek lazım. Hani onlar da bize çok güzel destek oldular. Yani iletişimi çok iyi sağladılar aradaki.
Ve yani Aktera ekibi de yine çok hızlı bir şekilde bu süreci ve çok güzel ve çok düzgün bir şekilde çözdü. Yani hiç yani ya çok güzel ve iyi bir iletişim oldu. Hiçbir zaman tıkanmayan, hiçbir zaman yani yavaşlamayan bir iletişim oldu. Bu süreçte biz yatırım ararken tabii başka noktalarla da görüştük. Hani ilk yatırım aramaya kendi içimizde başladık. Hani birazcık ya kendimiz Friends and Family'miz diye. Aynen, Friends and Family Zone'da başladık. Ondan sonra baktık ki hani rahat bir şekilde elde edebiliyoruz yatırımı. Birazcık daha yani farklı bakmaya başladık. Acaba daha büyük bir şey mi yapsak, kendi publishing'imizi mi yapsak falan, hani daha büyük oyuncuları mı getirsek bu şirkete, yani ne kadar büyütebiliyoruz, bunu sorguladık hani ve sonrasında yavaş yavaş tırmandı. Bu süreçte tabii bu sektörün en önemli insanlarıyla da görüştük, hani yani sektörün içinden olan insanlarla da görüştük, birlikte çalışmak da isterdik ama olmadı, bazıları da olmadı, bazıları da oldu. Yani şu anda ya genel olarak özetleyebileceksen bu şekilde özetleyebilirim. Biraz hızlı bir süreç oldu. Ya bu noktada tabii şey çok önemliydi. Hani bizim daha önceden birlikte çalışıyor olmamız da Aktera'da bir miktar etkisi vardı. Ve onun dışında takımın güzel olmasının, takımın çok deneyimli kişilerden oluşmasının ve hani yani her alanda, oyunun her alanını değmiş insanlardan oluşan bir ekip var arkada. Ve bu ekip sayesinde bu işler oluyor. Yani benim yorumum bu diyebilirim. Okey, süper. Ali, senin ekleyeceğin bir şey var yoksa başka bir soruya geçeceğim çünkü hızlıca. Yok, benim ekleyeceğim bir şey yok. Ufuk güzel özetledi. Sen devam et abi. Süper, tamam. Ya burada şimdi böyle üstte konuşmanın biraz sıkıntılı olduğu bir yer olduğu için bekliyorum. Ondan sonra tekrar soracağım falan. O yüzden böyle birazcık ilginç gidiyor olabilir. Hemen şey soracağım. Bu takımdan bahsettiği için Ufuk, kaç kişi, yani tabii ki isim veremediğiniz durumlar oluyor olabilir, onu da çok iyi anlıyorum. Kaç kişi konfirm edildi? Yani şu anda sizin bildiğiniz takım büyüklüğü ne kadar ve ne kadara ilk aşamada çıkacak? İlk aşamada 12 kişilik bir takıma çıkacağız. Ama hedefimiz 3 yıl içerisinde 75 kişilik bir ekibe ulaşmak. Yani bu kademeli olarak hani artacak bir süreç ama görüştüğümüz insan sayısı tabii çok daha fazla. Hani yani sözlü olarak anlaştığımız insan sayısı fazla ama yani kesin konfirm edilmiş sayı 10-12 arasında diyebilirim şu anda. Anladım, süper. O bile aslında yani T0 için bence bayağı iddialı bir rakam. Burada şey var mı? Yani siz çok hızlı bir üretim sürecine gireceksiniz gibi hissediyorum ben. Evet. Doğru mu? Evet evet, aynen. Hatta üretim süreci yavaş yavaş başladı diyelim. Bu hafta, geçen hafta ile beraber başladı. Önümüzdeki hafta ile beraber ilk testlerimizi yapmayı planlıyoruz. Peki gerçekten burada hyper casual'a mı odaklanıyorsunuz? Bu arada tabii hyper casual nedir? Sen biraz daha açıklayabilirsen çok iyi olur dinleyiciler için. Benim biraz fikrim var ama senden duymak daha iyi olur. Şöyle, hyper casual tek mekanikli, basit, minimalistik, böyle çok komplike olmayan, öğrenme eğrisinin çok kolay olduğu, hani çok rahat öğrenilebilen, çok rahat tekrar oynanılabilen, erişimi kolay, accessible oyunlar hani. Ama aynı zamanda hani tabii bunlar monetization şekilde oluyor. İçeride bir şey satmak veya oyunun kendisini satmak yerine oyun bedava oluyor. İçeride level sonundaki reklamlar üzerinden işte bir gelir modeli var. Veya işte rewarded reklamlar, işte bu ödüllü reklamlar veya bölüm sonu çıkan reklamlar gibi minik böyle 20 saniyelik ve 1 dakikalık arasında level'lar hani olan bir oyun türü hyper casual. Şimdi bizim başlamak için burada hyper casual'dan başlayacağız diyeyim. Hani bizim böyle spesifik olarak aslında şu janrada kalacağız diye bir şey yok. Yavaş yavaş bizim hedefimiz kendi janramızı yaratmak gibi bir hani hedefimiz var. Bizim aslında ismimiz de biraz Brew Games de oradan geliyor. Yani biz farklı yetenekleri karıştırarak işte farklı alanları birbirine karıştırarak, farklı vizyonları birbirine karıştırarak yeni bir tür brew etmeye çalışıyoruz. Bu tür aslında yepyeni bir tür olmayacak diyebilirim ama yani şöyle, hybrid casual diye geçen bir yeni bir tür var piyasada. Şu anda yavaş yavaş artık o yöne doğru oyun şirketleri de kaymaya başladığını görüyoruz. Birçok oyun şirketi oraya yatırım yapmaya başlıyor ama buna doğrudan odaklanacak bir şirket henüz daha yok. Bizim de buradaki hedefimiz yavaş yavaş hyper casual oyunlardan biraz daha komplike olan hybrid casual'lara. Hybrid casual'da hyper casual'la işte mid-core oyunlarının karışımı anlamında gelir. Hani o yüzden hybrid. Birazcık daha işte monetization modelini yavaş yavaş mid-core oyunlara çıkartıp LTV'yi arttırma amacı giden, böyle daha uzun ömürlü, daha çok oynanan, daha fazla vakit harcanan hyper casual oyunlar diyebilirim. Hani o yöne doğru gitmeyi planlıyoruz ilk etapta.
Arkadan hep şey sorusu geliyor da Aktera çok bilinen bir yatırımcı değil. Aktera kimdir? Gibi böyle bir soru geliyor. Tabii Aktera'nın kim olup olmadığı sorusunun cevabı tam sizin için doğru kişisi değilsin tabii bunu söylemek. Tabii yani ama doğru kişi biziz yani. Ben kısaca şöyle özetleyeyim onu. Aktera Türkiye'nin en büyük yatırım fonu arkadaşlar. Normalde private equity olarak geçer. Yani bu biz şu anda onlarla belki de ilk VC-like bir yatırım sürecini gerçekleştirdik. Oyun sektöründe işte Aktera da mesela şu anda Türkiye'nin işte 3,5 milyar dolar, yanlış olabilir bunlar rakamlar ama 3,5 milyar dolarlık bir yatırımları var Türkiye'de toplamda. Hani ve ciddi Türkiye'nin en büyük, en ciddi yatırım fonu ve kendileri de bizi desteklediler bu süreçte. Oyun dünyasından ilk yatırımları biz olduk ama bunun arkası gelecek bundan sonraki süreçte. Ve bunu noktada da yani başka bu kadar söyleyebilirim herhalde. Yani şey, ben de hızlı bir not vereyim de şey, hani Aktera aslında bildiğimiz private equity fonlarından, yani risk sermayesi fonlarındandır. Ve böyle büyük firmalara yatırım yaparlar ama yakın zamanda işte biraz daha stratejilerini değiştirip aslında growth equity dediğimiz, yani hani büyümekte olan sektörlere de yatırım yapan bir stratejiye doğru hareket ediyorlar diye anladım ben. İşte o alanda da size de bir yatırım yapmışlar. Güzel yani. Gerçekten hani böyle bir gruptan yatırım almış olmak iyi. Çünkü çok büyük ve Türkiye'nin önde gelen şirketlerine genelde yatırım yapıyorlardı. İşte web sitesine falan girerseniz görürsünüz zaten. Onu tekrardan tebrikler. Peki yani bu kadar, bu yatırım tutarı sizce nasıl? Yani rekabet ve anlattığınız şeyi yapmak için yeterli olacak mıdır? Yani hem çok yüksek bu arada seed yatırım için ama bir yandan da baktığımızda bir oyun sektöründe böyle herkes böyle çok yüksek meblağlar alıyor ve farklılaşmak zor olmayacak mı yani? Oyun sektöründe şu anda çok ciddi anlamda Türkiye'deki oyun sektörü büyüyor ve çoğu şirket çok büyük rakamlar yatırımlar alıyorlar ve hani şu anda insan kaynakları bu sektörün en büyük tehdidi hani şu anki şeylerde, durumda. Yani yeterli sayıda çalışan olmaması, çünkü sektör bir anda büyüdü. Bir anda çok fazla şey oldu ve çok fazla yatırım gelince de bir anda çok fazla olanak olmaya başladı oyun sektöründe. Şimdi bizim için en büyük challenge bu noktada başlayacak. Biz de bu noktada evet, 4 milyon dolar ciddi bir yatırım. 4 milyon dolarla Türkiye'de yani burada asıl, yani oyun dünyasından olanlar bilecektir. Asıl yatırım nereye gidiyor? Bizim başarılı olduğumuz zaman hani asıl paraya ihtiyacımız oluyor aslına bakarsanız. Ve asıl buradaki en büyük maliyet her zaman reklam maliyetidir hani oyun dünyasında. Hani öyle baktığımızda bizim için de 4 milyon dolar çok rahat yetebilecek bir rakam. Hani şu anda bizim için. Tabii ki de o çok daha büyük scale'lere ulaştığımız noktasında daha büyük yatırımlar ya da daha büyük bir likiditeye ihtiyaç duyacağız. Ama ilk etapta başlangıç için çok yeterli olacağını düşündüğüm bir rakam. Ama oyun sektöründeki diğer konuya gelecek olursak, bizim asıl farklı yapacağımız nokta biz yepyeni bir kültür yapıyoruz. Bizim en önemli farkımız diğer yani bütün sektörden ve aslında ülkedeki hemen hemen bütün şirketlerden farkımız, biz yepyeni bir kültür anlayışı getirmeye çalışıyoruz. Şirket kültürü getirmeye çalışıyoruz ve çalışma tarzımızın birazcık daha farklı olduğu, hani aslında birazcık bir bayağı bir farklı olduğu yepyeni bir sistem getiriyoruz. Ve bu sistemde içeride çok daha keyifli bir çalışma ortamı ve çok daha güzel bir çok daha güzel olanaklar sağlayacağımız bir yapıya doğru gitmeye çalışıyoruz kısaca. Ufuk, araya girip hemen bir şey sormak istiyorum. Türkiye'deki oyun şirketlerinin en büyük riski insan kaynağı dedim. Burada şunu mu demek istiyorsun? Yani bu çalışanlar çok kritik durumdalar ve nispeten çalışan sayısı az. Bunları kaybederlerse çok büyük zarar görebilirler veya işte ancak ileriye gidecek yolları da alacakları insanlardan geçiyor. Biz böyle o kadar bağımlı olmayacağız gibi bir şey mi diyorsun acaba? Hayır, biz de bağımlı olacağız tabii ki de. İnsan kaynağı en önemli kaynak bu sektörde. Ve yani şöyle, biz tabii ki de birçok süreci otomatize ederek hani olabildiğince yaratıcılığa daha fazla alan çıkartacağımız bir yapıya doğru gitmek istiyoruz. Ama aynı zamanda burada ülkede yeterli sayıda oyun sektöründe insan olduğunu düşünmüyorum. Hani çok daha fazla yeni mezunların oyun sektörüne kayması gerektiğini, çok daha fazla bir ihtiyaç olduğunu düşünüyorum hani. Ve bu noktasında bizim de belli çalışmalarımız olacak. Hani gerek üniversitelerle, şimdi işte bir yandan
işte belli üniversitelerle konuşuyoruz. Şu anda daha netleşmeden bir şey söylemeyeyim. Hani belki bir hani bir üniversiteler altında bir program yapabiliriz. İşte onun dışında kendi workshoplarımızı yapacağız. İşte ne bileyim yarışmalar olsun, hani işte game jamler olsun. Ya yani oyun sektöründeki ekosistemi geliştirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum ve onu o noktada da biz de üzerimize düşen her şeyi yapmaya çalışacağız. Aslında bu yani, aşırı heyecan verici bir şey. Çünkü bu Peak Games exit'inden sonra zaten şöyle konuşmalar başlamıştı ki ben de öyle düşünüyorum. Yani Türk insanı bu iş için böyle çok uygun. Ben nedense kafamdan böyle bir ayrımcılık yapıyorum. Buna pozitif ayrımcılık veya tam tersi kötü, negatif bir ayrımcılık da diyebilirsiniz ama bence buranın insanı bu iş için çok uygun ve bu işe eğer odaklanabilirse çok daha ilginç şeyler çıkartılabilir. O yüzden bugüne kadar hiç yapılmamış olan şeylerden şu anda bahsettiğin için ben heyecanlandım. Umarım sizin de katkınızla beraber gerçekten buralarda ilginç işler çıkmaya başlar. Çünkü gerçekten üniversiteden mezun insanlar ya para kazanmak için herhangi bir şey yapacağına sevdiği şeyi yaparak para kazanmayı görürse o zaman iş çok değişik bir seviyeye gelebilir bence. O yüzden ben bayağı heyecanlandım. Hemen bir başka bir soruyla bağlayayım burayı. Bu konuşmalardan şunu da anlıyorum. Siz işte aslında bu şirketi herhangi bir yerde konumlandırabilirdiniz. Ki belki de öyle yaptınız ama çalışanların Türkiye'de olmasını veya işte Türkiye ile bir bağının olmasını, Türkiye'de yaşıyor olmasını tahmin ediyorsunuz değil mi? Bunları planlıyorsunuz diye anladım, doğru mu? Orada da ben bir devreye gireyim. Ya Türkiye gerçekten hem bence insan kaynağı olarak oyun sektörü için ideal, hem de hakikaten ihracat destekleri olsun, işte şu an devlet destekleri olsun, çok büyük avantajlar var. Yani bu avantajlardan yararlanmak da ayrı bir aslında özellik. Bunu hani yurt dışında birçok ülkede bunları sağlayamıyorsun. Ama işte buradaki işte tekno parklar olsun veya işte serbest bölgeler olsun, oradaki ihracatçılar birliğinin teşvikleri olsun. Yani Türkiye o açıdan aslında stratejik olarak da bir oyun firması açmak için dünyadaki en ideal noktalardan bir tanesi. Yine hani kaliteli mühendis, işte yazılımcılar, sanatçılar, tasarımcılar tarafında da bence çok gelişmiş bir yer. Hani en basiti oyun sektörü öncesinden hani reklam dünyası diye düşününce, bakınca yani diğer ülkelerin reklam çalışmalarına bile baktığında Türkiye'deki hani görsel tasarımlar olsun, reklamcılar olsun, fikirler olsun hakikaten aslında çok ileride bir noktaydı bence. Bunu yani bu taraflardan da aslında çok büyük yetenekler olduğunu düşünüyorum. Onları da aslında bizim hani ekibe yavaş yavaş hatta katmaya başladık. Böyle o yani yetenekten bol bir şey yok. Sadece onları bulmak, oyun sektörünü tanıtmak ve oradaki hani boşlukları doldurmak kalıyor bize de. Öyle bir özetleyeyim. Çok iyi ya. Gerçekten ileride sizin isminizden çok bahsetmenize sebep olacak bir olay gibi gözüküyor. Hem de Türkiye için de bu tarafa bir hareket. Sonunda Türkiye tam böyle yapması gereken şey buldu. Bu şey gibi eskiden ne derler? Türkiye'nin olayı nedir? İşte havlu satmak falan filandı. Şimdi yeni dönemde oyun yapmak. Özellikle mobil oyun yapmak olacak. Abi kesinlikle, hatta yeni çıkan haberler, yani haber demeyeyim de dünyadaki en büyük 30 tane hani oyun firması diye baktığı zaman şu an zaten 3 tane Türk firması var. Listede olan ama hani aslında hani satın almış da birkaç tane Türk firması var. Artı publishing firmaları var. Bu publishing firmaların da çoğunun zaten oyun stüdyoları Türkiye'den çıkıyor. Büyük bir Türkiye'den aslında kaynak alan yabancı firmalar var. Yani o böyle overall bir bakış açısında Türkiye'den hakikaten çok güzel işler çıkıyor. Çok güzel oyunlar çıkıyor. Yani büyük bir potansiyel var. Biz de burada güzel bir konumdan başladık aslında. Büyük de bir şans yakaladık gerçekten. Bunu da böyle çok iyi değerlendireceğimize eminim. Çünkü gerçekten hani Barış, sana deseler ki ya Barış çok iyi bir yatırım alacaksın, Dream Team kur. Türkiye'den bu Dream Team çıkar. Ama yurt dışından da o Dream Team'e birilerini katabildiğin anda böyle hakikaten bir combo oluyor. O açıdan All Star böyle, evet abi, yani Almanya'dan mesela bize ya da yurt dışından bize katılacak, ekibe katılacak şu an açıklayamadığımız o kadar iyi isimler var ki. Ali, bir şey soracağım. Bu açıklayamamanızın sebebi daha kesinleşmemiş olması değil mi? Hayır, doğru. Kesinleşti isimler. Kesinleşti isimler ama yani şöyle söyleyeyim.
Ya Almanya birazcık şey bir yani nasıl diyeyim, birazcık daha böyle çok kitabına uygun giden, her şeyi evet, böyle hani çok mekanik olduğu ve çok sistematik olduğu bir yapı. Burada bizim stratejik olarak belli kişileri belli zamanlarda almamız gerekiyor. Yani öncesinde veya sonrasında almamız değil, doğru zamanda almamız gerekiyor. Ve o kişilerle zaten hani tarihlerine kadar, her şeyine kadar anlaşıldı. Ama şu anda hali hazırda çalıştıkları yerler var ve hani dolayısıyla hani şey olmaması gerekiyor yani. Kitabına uydurmamız gerekiyor. Aynen. Okay. Ya bizim burada işte asıl demek istediğim şey buydu yani. Biz Türkiye'deki bu mükemmel yetenekleri bu hani Avrupa'daki çok yani Avrupa kültürüyle Türk kültürünü karıştırmak. Bu Türkiye'deki mükemmel yetenekleri işte Avrupa'daki All Star'larla birleştirip yepyeni bir ekosisteme çok daha güzel bir şirket yapmak ve yeni oyunlar brew etmek mantığı buradan geliyordu. İşte demek istediğim şey buydu başındaki. Ve asıl burada benim en çok önemsediğim şeylerden bir tanesi de ekosistemin Türkiye'de gelişmesi, daha da güzel yerlere gelmesi lazım. Ve bunun için de hani çok güzel ilişkilerimiz var. Hani diğer oyun şirketleri olsun, hani ekosistemdeki diğer insanlarla olsun. İnşallah bunlar da ileride güzel sonuçlar getirecektir. Bu ülke yurt dışında da hani bu sektörle daha da isim yapmaya devam edecektir diye düşünüyorum. Bu arada bir ofis olacak mı, bu remote çalışmakla ilgili de bir şeyler sormak istiyorum. Bu arada hep ben soruyorum. Sanki şey yapıyormuşum gibi. Samcan, Tuna, siz de ben ayrıca sormak istiyorum da ben çok yani haksız bir yerden sorular sorabilirim. Ondan dolayı siz sorun. Arada ben zaten yakalarsam bir şey soracağım yani. Çünkü ben hikayenin arkasında biraz bildiğim için şimdi ufukları iyi sıkıştırmayayım. İyi, tamam, duruma göre şey yaparsın. Onun dışında evini biliyoruz Sami Can, dikkatli ol. Sami Can, ben de işte çok istiyordum birilerini daha katmak ama işte biliyorsun herkes aynı. Okay. Bir de ona ek olarak şu anda dinleyiciler var burada Clubhouse'da yaptığımız için bu yayını. İsteyen olursa el kaldırsın. Burası açık, transparan ve özgür bir yer. İsteyen istediğini sorabilir. Biz bugüne kadar böyle yaptık son 3 bölümdür. O yüzden isteyen varsa aramıza katılsın, sorusunu sorsun ve öyle de devam edebiliriz deyip tekrar sonra soruya geri döneyim. Remote çalışmayla mı devam edeceksiniz, yoksa bir ofis olacak mı? Teknokent'te mi olur, nasıl olur? Oralarla ilgili bir cevap var mı? Orada ya aslında Ali cevaplayabilirsin sen istiyorsan. Tabii tabii. Yani şu anda İstanbul'da Collective House'u merkez olarak göstererek yola çıktık. Ben hani Collective House'ı en başından beri hakikaten çok severim, desteklerim. Ahmetler süper bir iş çıkardı. Biz de bu ekibin içerisinde aslında olmak istedik. Bu ekosistemi gerçekten çok seviyoruz. Şu anda tabii pandemiden dolayı fiziksel bir ofisimiz yok. Ama en yakın zamanda olacak. Bu da İstanbul'daki Collective'de olacak. Bunun dışında ama hani teşviklerden de yararlanmak istiyoruz. Bu tarafta da araştırmalarımız devam ediyor. Birkaç tane opsiyonumuz var. Onlara da bakacağız. İşte mesela serbest bölgede ofis açmak gibi bir imkan olduğunu ben çok hakim değildim. Ama aslında ihracat yapacak bir firma olduğumuz için böyle bir hani hakkımız da doğuyor. Şu anda onu mesela değerlendiriyoruz. Genellikle girişimcilerle konuşunca her zaman herkes hani teknoparkları ilk aklına getiriyor. Ama aslında biz iyi bir araştırma yapınca farklı alternatifler olduğunu da gördük. Bunun dışında hani aslında 3 kurucu olarak farklı şehirlerdeyiz. Stefan Hamburg'da, Ufuk Ankara'da, ben İstanbul'dayım. Biz 3 yerde de büyüyeceğiz. Bizim şirket kültürümüzde de evet 3 yerde de önümüzdeki dönemlerde diyeyim ofis olacak. Fiziksel güzel ofisler, güzel imkanlar, bizim o sevdiğimiz o beraber yaşadığımız ajanstaki rahatlığı sağlayacağımız çok sevdiğimiz ortamları süper yaratmaya çalışacağız. Ama bizim şu anlık şu an verdiğimiz kararda, şu anki şirket kültüründe ofise gelme zorunluluğu yok ve bu pandemiden sonra da böyle devam edecek. Pandeminin bence bize kattığı şeylerden bir tanesi de buydu. Ufuk aslında uzun süredir remote çalışıyordu ama mesela ben biraz daha ofisçi bir adamdım. Benim kafa yapım da öyleydi. Ama evlere dağılıp evlerde çok verimli çalışma ortamları yaratabildiysek hakikaten belki ofistekinin iki katı verimliğe çıkabildik. Özellikle bence bu yazılım, tasarım, sanat konularında konsantrasyon gerektiren konularda çok daha yüksek oranda hani performans getirdiğini gördüm.
Ufuk da zaten bunu savunuyordu. O yüzden biz kendi yapımızda da böyle bir şu anlık sistem kurduk. Ha, önümüzdeki dönemlerde bakarız tabii. Yani her şey değişebilir. Ama şu andaki bakış açımız bu yönde. Sessizleşince bir an ortalık. Yok yok, ben şu anda pardon giremedim. Ya şöyle, şu anda evdeyiz tabii ki, hafta sonu yasal sebebiyle Tuna ve benim kızlarımız bazen ilginç sesler çıkartabiliyorlar. O yüzden mute süremiz artıyor. Maalesef. Ben de kızım bir yandan beni çekiştiriyor baba falan diye. İşte onlara eğilmek zorunda kalıyorum arada bir. Onun için Samican ve Barış'a daha çok söz verdim, kusura bakmayın. Sami Can'dan ses çıkmıyor. Sami Can şu an yok mu oldu? Evet, Sami Can. Ya zorla beni mute'liyorsunuz. Ondan sonra ben şey yapıyorum. Bir saniye. Bir kere Günce'yi aldık içeriye. Günce'nin sorusu vardı belli ki. Aynen evet. Günce'nin sorusu var. Günce'nin sorusunu alalım. İyi akşamlar. Çok güzel bir sohbet. Teşekkür ederim. Yeni yatırım içinde Ali ve Ufuk'u tekrardan tebrik ederim. Yani çok doğru zamanda çok güzel insanlar bir araya gelmiş güzel bir iş yapmak için. Ben bir yatırım fonunda çalışıyorum. Bizim bu aslında sizin yatırım haberi açıklandıktan sonra bizim çok fazla bizim yatırım dünyasında diyelim yankı bulan bir olay oldu. Burada hani sizin şirketinizden ziyade Aktara dediğiniz gibi Türkiye'deki en büyük private equity fonlarından bir tanesi. Ve private equity'ler genelde çoğunluk hisse alıp ve daha büyük şirketlere yatırım yapan fonlar. Yani böylesine oyun şirketlerine bu kadar erken aşamada ilk yatırımcı olarak girmiyorlar. Ben burada biraz daha Ufuk aslında bahsetti, yani çok kolay bir süreçte çok desteklediler bizi dedi, ama onların tarafında onların da ilk defa aslında deneyimlediği bir şey olduğu için bu kadar erken aşamada yatırım yapmak. Daha fazla detay verebilir misiniz? Yani gerçekten bir VC gibi davranıp çok az hisse alıp, ya örnek veriyorum yani %10, 20 ya da 30 civarında bir hissenizi alıp bundan sonrasında da gelecek olan roundları investorları destekleyecek şekilde mi ilerledi süreç? Yoksa biraz daha o eski kaslarına dönüp belki de private equity mentalitesinde miydi? Ya bu arada özel konularsa cevap vermeniz tabii ki de beklemiyorum, ama dediğim gibi yaptıkları işi çok iyi yapan fonlardan bir tanesi Aktera ve onların çalışma mentalitesi erken aşamada VC fonu gibi yatırım yapmaya pek uygun değil demek istemiyorum. Sadece onların yaptıkları tarz farklı. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tabii ki yani belli konu, belli ölçüde cevap verebilirim buna. Şimdi şöyle diyelim. Ya öncelikle bu şey yatırım VC like bir yatırımdı. Ben de Aktera'nın alışmış olduğu private equity tarzında bir yatırım değildi. Bizim bu süreçte çok fazla yorum aldık. Hani işte yani private equity olması, oradaki refleksleri bizi negatif etkiler mi diye. Ama süreç bize gösterdi ki hiç öyle olmadı. Hani gayet çok dinamik bir yapıları var. İçeride yani onlar da derslerini çok iyi çalışmış ve çok iyi hazırlanmışlardı. Her konuyu çok, yani hem sektöre hakimlerdi hem işte yani çok dinamiklerdi, çok hızlılardı. Bu süreç çok ağır, kurumsal, yavaş ilerlemedi. Yani ve Aktera hem bir yandan çok kurumsaldı ve hani çok ciddi bir şekilde ilerledi, ama bir yandan da çok dinamik, çok hızlı bir şekilde ilerledi. Ve burada Core Finance ekibinin de çok ciddi katkıları oldu. Dolayısıyla bizim hiçbir kafamızda soru işareti kalmadı bu süreçten sonra. Bizim de en çok düşündüğümüz, en çok bizi düşündüren konu oydu açıkçası. Ama yani süreç bize gösterdi ki o şekilde ilerlemedi ve gayet şu andaki geldiğimiz aşamada Aktera'nın da bu tarz bir işi ilk kez yapıyor olmasına rağmen hani güzel bir şekilde başladı. İnşallah önce oluruz. Hani bundan sonraki süreçte de zaten her yaptıkları işte kaliteli bir şekilde yapan bir firma. Hani yani ismini şey yapmaya gerek yok. Hani çok büyük onları tanıtmaya bile gerek yok. Hani aslında yatırım dünyası için söylüyorum en azından. Yani bunda da başarılı olacaklarına inanıyorum bu tarz yatırımlarda da. Teşekkür ederim. Küçük bir devam sorum olacak. Dediğin gibi Ufuk, Aktera gerçekten Türkiye'de yaptığı işi çok iyi yapan fonlardan bir tanesi ve özellikle erken aşamalı startup tarafında daha da fazla para ve fon görmek istiyoruz. O yüzden çok güzel bir gelişme. Şeyi sormak istiyorum. Sizin belki bu kadar erken aşamada bunu sormam yani çok mantıklı gelmeyebilir, ama bundan sonraki süreçte siz yatırım alarak bir oyun şirketi, startup olarak büyümeye devam edeceksiniz değil mi? Ya şu aşamada biz ilk round'dan sonrasını, bir sonraki round'u yani
planlıyoruz. Ne zaman olacağını, nasıl şartlar altında olacağını, bir sonraki roundun olup olmayacağını da planlıyoruz. Ama yani ya bizim şimdiki ilk hedefimiz şu ana odaklanmak yani. O yüzden bir sonraki roundlara çok da fazla aslında bakarsanız şu an şu aşamada değil yani. Ama bir, yani genel bir planımız var hani bizim. O plana göre evet elbette ki yatırım alarak daha fazla büyümeyi planlıyoruz. Teşekkür ederim. Zaten çok dinamik ihtiyaç olması halinde. Teşekkür ederim. Zaten çok dinamik bir sektör. Herhalde 2-3 yıllık planlar yapmak çok mantıklı gelmiyordur size. 2-3 evet. Aylık planlarla ilerlemek çok daha iyi. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler Günce. Bora geldi. Hemen Bora geldi. Bırakıyorum. Aynen. Selam. Bora, hoş geldin. Ne haber abi? Nasılsınız? Hoş geldin abi. Nasılsınız? Ne var ne? İyi, telefonda konuşamayıp Clubhouse'da konuşmamız daha iyi oldu. Aynen ya. Aynen bu arada 100 kez falan aradım ve hiçbirine dönmedim. Çok özür dilerim. Şimdi evet kitap. Abi seni en son geçen sene, 1,5 sene önce gördüm seni. Görüşelim abi diye yanımdan geçtin ve görüşemedik. Evet. Ama artık ben Ankara'dayım. Ne yapayım yani? Ben alıştım. Ben alıştım sana. Acaba dur, hep beraber Sami Can'ı çıkarsak mı telefon listelerimizden böyle cevap vermiş? Aynen ya. Gerçekten. Destekliyorum. Bu konuyu destekliyorum ben de. Ali Ufuk, hayırlı olsun öncelikle. Size bir şey soracağım. Çok merak ettiğim konulardan bir tanesi bu. Çünkü Türkiye'deki mobil oyun sektörünün her ne kadar development açısından geliştiğini gözlemlesem de burada bir şey görüyorum, bir yol görüyorum. Genellikle ya reklamdan buradan gidelim ve volümden aslında bu şeyle geliri yaratalım ya da işte audience'a gidelim diye bir görüş var. Ya da aynı zamanda in-app transaction'lar üzerine yoğunlaşmak ya da subscription business üzerine yoğunlaşmak gibi bir şey var. Sizin tasarladığınız ürünlerde bunlardan hangisine daha yatkınsınız? Bunu söyleyebiliyor musunuz? Ya şimdi tabii ki de hyper-casual'da ki yani monetization modeli şey reklam üzerinden monetization modeli. Bizim de başlayacağımız şey bu olacak. Ama yani hedeflerimizden bir tanesi hybrid casual'a doğru kaymak ve o noktaya doğru gittiğimizde ve çıkardığımız hybrid casual oyunlarda daha çok yine purchase modeline doğru gitmeyi planlıyoruz. Ama buradaki asıl hyper casual'da yani yine purchase veya subscription modelleri çok küçük bir oranını kapsar yani. Okay. Bizim de ilk başta hedefimiz reklam üzerinden gelir modeli. Tamamdır. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler Bora. Görüşürüz. Ya ben tek rahatsız edici sorularıma başlayabilir miyim? Bu kadar fazla hyper casual firma enflasyonu varken gerçekten farklılaşma stratejisi nedir ya? Biraz anlatın yani. Ben anlamıyorum yani. Herkes hyper casual yapıyor. TechCrunch'ı açıyorsun. Çok da kolay bir soruya bak. Nasıl özgüvene bak. ya muhtemelen bu soruyu 100 kez falan cevaplandırdınız da. Ya ben hala şey konusunda çok ikna olmuş değilim yani. Açıyorsun TechCrunch'ı gerçekten 100 haberden 5 tanesi falan hyper casual oyun firmasına yatırım. Yani bu gerçekten bu kadar fazla hyper casual'a yer var mı ya piyasada? Yani kim nasıl bir harcama yapıyor yani ben anlamıyorum gerçekten. Ya şöyle abi, hyper casual oyunları diğer oyunlardan ayıran en büyük farklardan bir tanesi çok kısa bir life cycle olmaları. Tamam, bu birincisi. Dolayısıyla çok daha fazla bir yer var. Hani diğer oyunlara kıyasla çok daha fazla bir alan var çıkartabileceğiniz. İkincisi yani yüzlerce hyper casual stüdyo açılıyor evet. Ama 100 tane stüdyo açılıyorsa 95 tanesi ya işte publisher'larla çalışarak ya işte ne bileyim hani süreçlerin tamamına hakim olmayarak daha amatör ruhlu olarak açılıyor. Ve başarı şansı ne yazık ki yani hyper casual dünyasında da oyun dünyasında da başarı şansı çok düşük. O yüzden bunu sistematik bir şekilde yapabilmek, bunu doğru şekilde yapabilmek o kadar kolay olan bir şey değil. Ve hani oyun süreçleri ben her şeyin hani atıyorum mesela growth hack edebilirsin işte ne bileyim. Birçok şey hack edebilirsin ama creativity'yi hack edemeyeceğini düşünüyorum. Bu benim kendi düşüncem. Hani farklı düşünen olabilir ama hani bizim burada yaptığımız daha stratejik yaklaşıyoruz bu konuya. Yani bir tane oyun yapalım tutar mı şeklinde değil. Daha farklı bir stratejiyle gidiyoruz. Ve bizi farklı yapacak kısım bu. Hyper casual dünyasındaki pazar payı çok büyük. Hani dolayısıyla yani rakip bile olarak görmüyoruz birbirimizi neredeyse yani diğer şirketlerle. Çünkü o kadar büyük bir pazar payı var ki
Hani burada benim ya da onun bunu çok ciddi anlamda etkilemesi diye bir şey yok. Hani çok daha küçük cycle'larla çok daha küçük return of invest cycle'ları var. Dolayısıyla yani açılan şeylerin nitelikleri yani şöyle nicelik önemli değil, nitelik önemli birazcık. Hani bu kadar şirket var evet ama hani o kadar yüksek kalitede olan şirket sayısı o kadar da yüksek değil. Özellikle ben bunu Koda'da çok iyi gördüm. Hani iyi bir şirket geliyor, yaptıkları 3 oyundan bir tanesi hit oluyor. Kötü bir şirket 20 oyun yapsa da hit yapamıyor. Yani ve bu değişmiyor. Bunu direkt anlayabiliyorsun, o kaliteyi görebiliyorsun, o kalite kötü olan. Ne yazık ki kalitesiz şirket sayısı çok fazla. Hani bunların yani best practice'leri uygulayabilecek, sektörü bilen, oyunları bilen, oyun geçmişinden gelen çok fazla şey yok. Hani şirket yok. Kaliteli olduğun, yani kaliteli bir şey üreticinin iddiasını nasıl verebiliyorsun peki? Yani sonuçta bir yatırımcıdan parayı alıyorsan o zaman diyorsun ki yani bu güzel bir sav yani diyorsun ki bu kadar adam var bunlar ama kaliteli bir şey üretemiyorlar ama ben üreteceğim nasıl diyorsun? İnsan kaynağıyla mı diyorsun? Ya bir insan kaynağını gösterebilirim. İkincisi de kendi kariyerimden örnekler verebilirim. Yaptığımız işlerde, daha öncesinde yaptığımız işlerin, daha öncesinde yani gerçekleştirdiğimiz şeylerden örnek verebilirim. Bu şekilde. Peki bir diğer soru da şu. Aslında orada arka planda bunu nasıl execute edeceğimiz çok daha önemli bir konu. Hani yani o kısmının çok detayına girmeyeceğim ama yani hypercasual oyun üretmek değil buradaki yatırımı alan şey. Burada bu hatta hypercasual çok questionable bir şey yani işte ne bileyim iOS 14'ü var başkası var yani 3 ay sonra hypercasual konuşmuyor da olabiliriz. Hani bu sektör bu kadar dinamik bir sektör. Bizim oradaki promise'imiz o değil. Bizim oradaki promise'imiz işe nasıl yaklaşacağımız ve nasıl execute edeceğimiz ve kimlerle yapacağımız. Bu kısım önemli. Okay. Bir diğer şey de aslında şu. Yani insan kaynağındaki şeyden bahsettin. Bu kadar fazla yatırım geliyorsa insan kaynağına da aslında bir maliyet baskısı yaratıyor. Yani bunun üzerine böyle bir talep olduğu zaman daha fazla insan talep ettiği için insanların maaşı da artar falan. Ve aslında maliyetler de arttığı için senin daha farklı şeyler de yapıyor olman gerekir. Yani böyle bir şeyi ya bilmiyorum bunu böyle geleceği tahmin etmek çok zor tabii ama sonuçta aslında biraz önce de sen bunun cevabını verdin yani hypercasual konuşmayabiliriz diyorsun. Bilmiyorum biraz kafam benim hala ikna olamadığım noktalar da bunlar. Hani sanki bununla olmayacakmış falan filan gibi geliyor bana. Ama sen de diyorsun ki aslında doğru kültürün olursa, doğru insanlar çalışırsan ve doğru üretim yapısına sahip olursan yeteri kadar pazarın değişikliklerine de respons verebilirim tarzı bir teziniz var anladığım kadarıyla. Aynen öyle. Yani asıl buradaki olay ne kadar responsif olabileceğimiz bizim. Hani çünkü burasının yani diğer sektörlerden en çok ayrıştığı konu bence. Hatta mesela yatırımcılarımızla da konuşurken buna en çok anlatmak istediğimiz konu onların hani private equity kaslarına göre onlar 5 yıllık, 10 yıllık bile şey bekliyor olabiliyorlar. Hani iş planı bekliyor olabiliyorlar. Burada yani 3 aydan fazla yapmak bile saçma oyun dünyasında. Hani çok yani o kadar değişken, o kadar hızlı, o kadar dinamik bir sektör ki işte Adjust'ı birisi satın alıyor ve her şey bir anda farklılaşmaya başlıyor. Yani veya ne bileyim Lion Studios bir şey ne bileyim bir yeri satın alıyor ve bir anda her şey değişebiliyor sektör içerisinde veya iOS 14 çıkıyor. Dolayısıyla bizim yani stratejimizi kurduğumuz kısım hyper casual değil. Hani bizim stratejimiz o değil. Biz bunu nasıl execute edeceğiz? Neleri otomatize edeceğiz? Creative kısmı nasıl destekleyeceğiz? Ekosistemde bunu nasıl bir yer edineceğiz? Nasıl kendimizde top talentları kendimize nasıl çekeceğiz? Bu kısımları daha çok önemli. Evet mesela bir tane daha soru sormuştum sana. Onu da şöyle bir cevap vereyim. Hani evet maaşlar yükselecek ve o noktada da bizim yapacağımız farklı alternatifler olacak. Yani maaşların yükseltmesi gayet doğal bir şeyse sonucu. Hani çünkü işte arz talep muhabbeti. Ve hani şu anda bizim hani asıl yapmak istediğimiz şey zaten çok güzel bir çalışma ortamı, güzel fırsatları çalışanlarımıza sunabilmek. Hani o noktada da belli başlı şeyler planlıyoruz. İstiyorsanız detayına da girelim. Bir de 3 tane lokasyonumuz olduğu için o da bir avantaj. Bence kesinlikle. Yani düşünce İstanbul'daki bir firma genellikle hani sadece İstanbul'dan ekibe birilerinin katılmasını isterken hani bizim hem hani remote çalışma modelimiz var hem Ankara'da ofis, İstanbul'da, Hamburg'da derken onlar mesela hepsi bence büyük bir avantaj oluyor şu aşamada.
Ben burada hemen araya girip bir şey söylemek istiyorum. Yani ben şöyle bir şey hayal ediyorum. Bu hybrid casual gerçekten 3 ay sonra, 4 ay sonra ne olacağı belli olmayabilecek bir durum. Ama ben buradaki vizyondan şöyle bir şey hayal edebildim konuşmalarda. Yani yakın gelecekte artık arayüz olmadan bazı şeyleri yapabilmeye başlayacağız. Biliyorsun işte Elon Musk ve Neuralink. Bununla beraber belki de bu adamlar arayüzsüz ortamlardaki ilk hyper casual oyunu yapan ya da ilk oyunu yapan adamlar olacaklar. Yani ben böyle hayal ediyorum. Bu bilmiyorum size Ali Ufuk nasıl geliyor ama sanki şu anda bu setup'ı kurduktan sonra işler oraya kadar bile evrilebilir gibi hissettim. Siz ne hissediyorsunuz? Yani evet, bizim asıl yani şöyle söyleyeyim birazcık daha açacak olursam ya biz teknolojiye yani aslında yatırım yapıyoruz bir miktar. Yapmak istediğimiz şey teknolojiyi ciddi ya oyun teknolojilerini kullandığımız teknolojileri çok iyi geliştirmek ve olabildiğince işte daha jenerik bir yapı kurmak içeride bir ve bu sayede aslında bir fabrikaya çevirmek bunu. Yani, güzel teknolojiyle güzel kaliteyi standartize etmeye çalışıyoruz bu dünyada. Tabii bunu yaparken creative tarafı otomatize etmek diye bir şey yok. Benim gözümde yok. Hani ben buna inanmıyorum. Creative tarafın otomatize edilebileceğine. Dolayısıyla creative insanların daha fazla fırsat görmelerini, daha büyük alan sahibi olmalarını, onların daha kendilerini rahat ifade edebilmelerini sağlayabilecek bir yapı kurmaya çalışıyoruz. Ve bunu teknolojiyle desteklemeye çalışıyoruz. Yapmak istediğimiz şey bu. Hyper casual konusunda da asıl bizim başlangıcımız hyper casual olacağı gibi dediğim gibi biz hybrid casual'da kendi janramızı yaratmaya çalışıyoruz. Yani yepyeni bir yeni bir janra yaratmaya çalışıyoruz bu oyun dünyası içerisinde. Yani ya büyük hedefimiz bu. Öyle söyleyebilirim. Teşekkürler. Şimdi Utku'yla devam edelim. Utku lütfen süreni böyle 1,5-2 dakikayla sınırlı tut. Sonra da hızlıca devam edip bitirmek durumundayız. Çünkü zaten bizim podcastlar 1 saat maksimum oluyor. Diyerek hemen Utku sana bırakıyorum. Dünyanın en hızlı sorusu geliyor. Ali tebrikler. Tanıştık daha önce fotoğraf. Şimdi çok yakından takip ediyordum. Ufuk seni de tebrik ederim. Çok güzel bir şey. Çok güzel bir haber. Abi teşvikleri söyledin. Ben yakından takip ettim. Direkt soruyu soruyorum. Kolay destek Ticaret Bakanlığı'nın $220,000 reklamla başlarsan yıl sonunda $600,000 reklam harcamanı sana geri ödüyor. Ve birkaç alt şirket veya aynı şirketle 4 yılda $2.4 milyon reklam paranı amorti ediyor devlet. Eğer bunu becerebilirseniz biliyorsun sen de. Ki dediğin gibi bunun daha da öteleri var %80'e kadar desteği. Oyun firmalarının önü açıldı. Siz burada reklam arbitrajı yaparken bu hibrit casual'dan kastınız. Casual oyunlar %70 reklam desteğiyle reklam arbitrajı yap, yani diğer rakiplerinden ayrılıp $4 milyon yakarken %70'ini geri alabilecekken ki daha fazlası. 2.4 benim hesabım. Bu oyunlarda verdiğiniz reklamlarla casual olmayan oyunları mı promote edeceksiniz? Tam olarak sorun bu. Çok teşekkürler. Ali sen cevap verebilirsin istiyorsan. Ya da ben vereyim. Ufuk sen ver çünkü oradaki en son kısmı biraz daha senin alanına kaydı. Ama teşvikler konusunda çok iyi araştırmışsın abi. Hakikaten büyük bir potansiyel var. Orada iyi stratejiler yapmak gerekiyor. Başvuru süreçlerini iyi yönetmek gerekiyor. Ve başvurabilecek aslında reklam desteği dışında da birçok destek var. Hani proje başlangıç desteğinden tut, ekip desteklerine, kullandığın analitik tool'ların harcamalarının geri dönüşü, yurt dışına bir şube açtığın zaman oradaki kiradan masrafına kadar bunları aslında toplayıp genel bir strateji yani apayrı bir iş dalı, apayrı bir aslında odak noktası çıkıyor teşvik tarafında. Son kısmında sorduğun soruyu da Ufuk'a paslıyorum. Ya tam olarak doğru anladığımdan bir emin olayım. Yani hyper casual oyunların için olan yani reklam harcamalarını teşvikten işte casual oyunlardan yapacağız gibi bir şey miydi tam olarak? Yani şöyle kastım 100 birim hyper casual reklam harcaması yapıp x birim return alıp o casual oyunun içinde kendi casual olmayan oyununuzu mu pazarlayacaksınız? Cross marketing yapacağız. Bizim hibritten kastımız aslında hyper casual oyunları gibi kolay tek mekanikli oynaması öğrenmesi kolay oyunların
Gene ad monetization'la devam edecek. Hani onda bir fark yok. Ama aynı zamanda bunların etrafında bir meta game'le birazcık daha yani nasıl diyeyim üstünde bir hani hyper casual oyunun üzerinde daha casual, daha mid-core elementlerin de olduğu oyun türleri. Ya buna örnek olarak mesela Archero gibi oyunlar vardır. Tamam mı? Hani çok kolay, oynaması çok kolay ama bir de arkada meta game var. Bu tarz oyunlar yapıyoruz. Dolayısıyla öyle bir şeyimiz yok. Hani yani tabii ki de cross-marketing yapacağız ama hani hyper-casual oyunları casual'ların içerisinde pazarlayacağız gibi bir durum yok. Hani hep bütün oyunlarımızın içerisinde cross-marketing yapıyor olacağız. Cross-marketing'in dışında da yine hani her oyunun reklamları verirken aşağı yukarı aynı prosesten geçiyor. Tabii ki de yani hyper-casual oyunların volümü yüksek oluyor. İşte reklam giderleri daha düşük olurken daha core'a gittikçe reklam giderleri artmaya başlıyor. Ama hepsi için devlet desteği almayı planlıyoruz. Yani. Çok teşekkürler. Lütfen blog yazın. Bizi süreçte bilgilendirin. Elinize sağlık. Tabii. Tekrar tebrik ediyorum. Teşekkürler Utku. Teşekkürler. Evet, son bir tane daha soru alalım. Dediğimiz gibi soru süresini kısıtlı tutmamız lazım arkadaşlar. Soru için Oğuzhan sana söz veriyorum. Merhaba. Öncelikle Ali ve Utku'yu tebrik ediyorum. Ben de benzer bir süreçten geçtiğim için şu an hızlıca bir soru sormak istedim. Ya ben Fabrica Games'in kurucu ortaklarındandım ve şirket bir sene, bir buçuk sene içinde satıldı. Oradan ayrılarak oradaki payımla kendi şirketimi kurdum şu an. Benim asıl sormak istediğim şey böyle bir şirket kurulum sürecinde yatırım almaya iten şey neydi? Çünkü publisher'lar şu an bizim gibi şirketlere çok fazla destekler veriyor. Ve bu kreatif bir süreç olduğu için bence scale etmesi oldukça zor. Yani bu yatırım alma sürecinde daha çok neyi düşünerek, yani parayı nereye harcamayı düşünerek yatırım aldılar? Çünkü şu an yani bir ay içinde bana 3 tane farklı yatırımcıdan teklif geliyor. Ve şu an bir paraya ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum. Çünkü onu scale edebilecek ne insan var game design tarafında ne de öyle bir sektör var. Biz Hybrid Casual bir oyun da denedik başta, 6 ay sürdü. Ve şu an onun marketingini yapıyoruz. Ama o sektör gerçekten Archero tarafından domine olmuş durumda. Ya benim asıl sormak istediğim soru oydu yani. Bu yatırım alırken asıl amaçları neydi? Çünkü gerçekten yatırım almadan da bootstrap yaparak bir sürü publisher'dan destek alıp bu işi bir şekilde yürütülebilir gibi geliyor bana. Şu an belki de yanlış düşünüyorum, bilmiyorum. Teşekkürler. Çok uzun süre konuştular zaten bunu da. Okey, Ufuk sana bırakıyorum topu. Abi orada direkt şöyle söyleyeyim. Evet, publisher'lar var. Bootstrap edilebilir. Yani şu anda fırsat bütün oyun sektörü için çok güzel. Yani şirket kurması çok kolay. Bootstrap etmek de çok kolay. Ama orada publisher'la anlaştığınız zaman bir kere karın çok büyük bir kısmını publisher'a bırakıyorsunuz. Bu anlamda yani scale ettiğiniz bir oyundan elde ettiğiniz kar düşmeye başlıyor. Bu bizim istemeyeceğimiz bir şey. Birincisi. İkincisi, kendimiz publishing yapma yeteneğine sahip. Yani şöyle nasıl diyeyim, yeteneği demeyeyim de. Hani bu know-how'a sahip insanlar var bizim içerimizde. Ben Koda Platform tarafından geliyorum. Daha önce publishing sektöründe çalıştık. Onun dışında ekibimdeki olan insanlar da zaten biz bu publishing'i yapıyoruz. Niye gidip yaptırtalım? Bu know-how'a sahibiz. Yani orada tabii ki de şeylerden büyük publisher'lardan alınabilecek çok iyi know-how'lar var ama biz zaten o background'dan geliyoruz. O yüzden bu yani know-how'un birçoğunu biliyoruz ve birçoğunun içinde şey yapıyoruz. Yani erişimimiz var diyebilirim yani. O anlamda bizim burada publisher'la çalışmamız gerekli değil. O yüzden 4 milyon dolar publisher'la çalışmıyorsan gerekli bir para. Yani değilse tabii ki de dediğin gibi hani yani bu işte maaşlar, diğer giderler vesaireler, operasyonel giderler, bunların hiçbirisinin pek bir büyük bir bölümü değil giderin. Giderin asıl bölümü reklam. Yani oyunun reklamına harcanılan, oyunu scale ederken yeri geliyor günde 1 milyon dolara yakın reklam bile basma imkanı da olabiliyor. Yani, dolayısıyla yani asıl oradaki büyük kalem gider reklam olduğu için böyle yatırımlar ve kendi publishing'ini yapacak şirketler için geçerli. Zaten bu konuda sektörde de birçok insan yani benimle aynı şekilde düşünüyorlardır konuştuğumuz şeylerden dolayı. Kendi publishing'ini yapmak burada çok büyük bir önem şey yapıyor, arz ediyor. Çünkü hani yani hem karlılık açısından hem scale ederken her konuda çok daha faydalı oluyor. Bir de publisher'lar ciddi anlamda zor şeyler çıkartabiliyorlar karşınıza. Yani yıllar, tamam, teşekkür ederim. Benim için yeterli oldu. Teşekkürler. Okey. Son soruyu da aldık. Bence yavaş yavaş bölümü kapatabiliriz. Çünkü zaten bir saat sınırına geldik diye düşünüyorum. Ama kapatmadan önce tabii Ali ve Ufuk'a sizin
Dinleyicilerimize söylemek istediğiniz bir şey var mı? Özellikle bizim dinleyici kitlemizin size yardımcı olabileceği herhangi bir şey var mı? Özel bir isteğiniz, talebiniz var mı? Onu sorayım, öyle yavaş yavaş kapatalım. Ali sen başla. Bir de bütün süreçte bir bana teşekkür etmeniz. Gerçekten tebrik ediyorum ya sizi. Böyle bir vefasız arkadaşlık olamaz ya. Sami Can, bir şey diyeceğim. Mesajları lütfen yayınla ya. Allah Allah. Ya bir bence kere... Walters'taki gibi senin ismini şeye koyarlar ya. Bir oyunun ismini falan koyarlar. Bir şey olur. Yani bir karakter falan olur kesin Sami Can'da. Mesela bir kaşlarla alakalı bir oyun yapabilirsiniz bak. Kreatif. Zaten tam onu diyecektim bak, ağzımdan aldım. Şey, call center oyunu yapacağız. Orada da böyle en zor telefonu açan insanı Sami Can adını koyacağız o oyun içinde. Çok iyi ya. Sami Can'a hakikaten çok teşekkürler. Yani bu süreçte hani arka planda da bize hem iletişimler olsun, tanıştırmalar olsun, fikir alışverişi olsun. Herkesin ortasında. Teşekkür edelim Sami Can. Zorla ne kadar teşekkür mesajlarımıza cevap vermesen de. Abi yani... Şey mesela el sıkışıyoruz, bir şey oluyor, Sami Can'a mesaj atıyorum. Abi Sami Can çok teşekkürler, çok yardım oldu. Böyle 5 gün sonra falan bir cevap geliyor veya gelmiyor. Evet, bize ayırdığı vakit genelde şey oluyor, köpeğini gezdirirken. Hani böyle köpeğini gezdirirken bize vakit ayırabiliyor Sami Can. Yani hepimizi oraya sıkıştırmaya çalışıyor. Diğer taraflarında ne yapıyor çok merak ediyorum. Yani onu da IT'ye soracağım. Bir ya bir gün şey olsa ya, hani Sami Can'ın bir günü nasıl geçiyor gibi bir podcast yapar mısınız? Ben de onu dinlemek çok isterim. Gerçekten bunun belgeselini yapabiliriz. Bu arada gerçekten bu dinleyen herkese teşekkür ederiz. Ya bizim hedeflerimizden biraz bağlayayım. Hani çok da uzatmamak için lafı dedim. Hani bir anda çevirdim ama. Yani... Burada bizim burada en çok yapmak istediğimiz şeylerden bir tanesi ekosistemi güçlendirmek. Dolayısıyla bu konuda ne kadar her noktada işbirliğine, her tür konuşmaya, sohbete her zaman açız. Yani benim diyebileceğim şey bu. Hani bugün evet. Ben de hani şöyle bir baktım da hakikaten böyle yakın arkadaşlarım da var bu dinleyiciler arasında. Öncelikle onlara böyle çok teşekkür ederim. Çünkü bu 8-9 yıllık böyle girişim maceramda devamlı beni böyle kötü bir ruh halinde olsam bile motive eden insanlar var. Onun dışında bu süreçte hakikaten Erdem'le çok şey paylaştık. Çok güzel bilgiler paylaşıyor devamlı. Çok teşekkürler Erdem. Atkara ekibinden Erdem. Evet. Erdemler de yeni yatırım aldı. Onları da hızlıca bir tebrik edelim. Onları zaten başka bölüme davet edeceğiz. Aynen. Zaten şu anda Erdem aşağıda. Hangi Erdem olduğunu tam bir bilelim. Bütün dinleyiciler de duysun diye. Evet. Tebrikler Erdem bu arada. Aktera grubuna çok hani teşekkürler. Emre de bizi dinliyor burada Aktera'dan. Onun dışında bizim öyle yani çok farklı bir şeydir ama avukatlarımız da hani çok hızlılardı, çok destek oldular. O açıdan hani Acar and Ergönen çok böyle sevdik ve devamında getireceğiz. Onlara teşekkürler. Genel böyle parça parça teşekkür ettim ama herkese genel olarak bu sistemi güçlendirdiğiniz için ve girişimci muhabbetini dinleyen herkesi çok seviyorum ya. Mükemmel podcast yapıyorsunuz abi. Herhalde 150 bölümünü falan dinledim. Ve böyle devamlı dinleyecek yeni bir şey çıkarıyorsunuz. Elinize sağlık Barış, Sami Can. Çok Tuna. Teşekkürler. Teşekkür ediyoruz. O zaman... Buyurun Sami Can Bey. Ben mi kapatıyorum ya? Okey. Tamam. Gümlet Medya'nın sunduğu Girişimci Muhabbet'in 2. sezonun 12. bölümünü dinlediniz arkadaşlar. Bu bölümde Ali ve Ufuk'la beraber yeni kurdukları Brew Games'in yatırım haberini konuştuk. Tekrardan çok teşekkür ediyorum Ali ve Ufuk'a. Gümlet Medya'nın diğer podcastleri Yollarda TV, Mücadele, Üretim Bandı ve Serbest Oyun İmalatı'nda dinlemeyi ihmal etmeyin. Ne kadar hızlı söyledim. İlk defa bu kadar hızlı oldu. Diyorum ve bu bölümü kapatıyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Teşekkürler.